Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda dolar-TL, altın ons, gram altın, e, gümüş ons ve gümüş gram değerlendirmesi yapacağız. Sizlerle birlikte e, artık altın gram ve e, doların hangi seviyelerinin ve merkez bankası e, faiz kararının <laughs> sonuçlarının e, bizleri nerelere götürebileceği hakkında burada fikirler edinmeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar burası bir Alsat kanalı değildir. Bunu e, sizlerden rica ediyorum. Kesinlikle bunu aklınızdan çıkarmayın. Her zaman e, stratejik olarak e, kararlarınızı kendiniz vermeniz lazım. E, bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra e, hemen kurlarımıza dönelim. Dolar TL kuru. Bakalım Dolar TL kuru Merkez Bankası faizleri arttıracak mı? Sizlerle birlikte ben de bunu merakla bekliyorum. Faiz arttırımı. Şu an 10.25, e, reel faizler 15 civarlarında olduğuna göre arkadaşlar en az bir 500 bas puanlık e, Merkez Bankası'ndan gelebilecek bir faiz arttırımı piyasaları e, kafa kafaya tutar. E, bu da Dolar-TL kurunda bir dengelenme, 7.51-7.40 civarlarında bir dengelenme seviyesine doğru itebilir. E, fakat uzun vadeli, uzun soluklu bir düşüş mü olur? Olmaz arkadaşlar. Bunun nedeni e, faizlerin real yani gerçek anlamda kendi kendine düşmesi ancak faizlerdeki e, bu yapay merkez bankası elleriyle gelecek bir e, faiz artışının da kısa süreli e, bir düşüşe sebebiyet verebileceği de unutulmamalı. Bunun nedeni arkadaşlar e, düşünün e, öyle bir kolay olsaydı bu işler faiz artırmayla veya faiz düşürmeyle piyasalar e, kendi kendilerini düzelmiş olsaydı. Bunu bütün merkez bankaları yapardı. Şu an ABD ekonomisini görüyorsunuz. O da yerli bir, o da yerli bir arkadaşlar. Onları da şu an tek tutan paralarının bir rezerv parası olmasından dolayı, bizim maalesef TL'miz rezerv para değil. Rezerv para olabilmemiz için de üretimimizin çok sağlam olması, dışa bağımlılığımızın az olması gerekli. Fakat yıllardır politikacılar, sağ olsun, bununla ilgili pek çalışmalarda da bulunmuyorlar. Hepsi günü kurtarma derdinin peşindeler. Tekrardan nasıl seçilebilirim derdinin peşindeler. Hep kısa yatırımlar, hep kısa söylemler. Maalesef bizi e, ülke olarak da dışa bağımlı hale getirmiş durumda. E, Türkiye'de hep enerjiden bahsediliyor arkadaşlar. Arkadaşlar enerji bizde bol miktarda var ama e, bunu değerlendiren yok. Almanya ekonomisinin e, geçmişteki düzelme yönüne bakarsanız, Merkel'in yapmış olduğu enerji politikasında özellikle güneş ve rüzgardan e, nedenli bir doğal enerji akışı sağladığını bunu göreceksiniz. Bizde de güneş bol miktarda Türkiye'nin her yerinde mevcut. Fakat bu güneş enerjisiyle ilgili bir yatırım hiçbir politikacıda ben göremiyorum. Nedense hala dışarıdan bir elektrik alma potansiyeli, enerji alma potansiyeli daha kolay. Nedeni de arkadaşlar şöyle düşünün. Bir liradan dışarıdan petrolü veya enerjiyi alıyorsunuz ve vatandaşa 6 liradan satıyorsunuz. Böyle güzel bir kar ve kazançtan hiçbir bürokrat vazgeçmek istemiyor. Bunun nedeni de kısaca bu. Açıkça konuşalım yani. E, buradan gelen parayı da herkes bir türlü kullanmaya çalışıyor. Bu para da sizin benim gibi vatandaşların cebinden çıkmakta. O yüzden kimse e, ben bir şeyler yapayım, e, ülkeme bir katkım, bir faydam nasıl olsun şeklinde e, bir düşünceye girmiyor arkadaşlar. Neyse biz teknik olarak incelememize gelelim. Evet dolar TL kurunda görüyorsunuz arkadaşlar DAX'la başlangıç yapalım. DAX'ta e, yukarı artık düşen trendi yukarı kırma çabaları arkadaşlar devam etmekte. Bunu yukarı kırarsak e, buradan artık sert yönlü DAX'ta hareketler de görmeye başlayabiliriz. İlk etapta DAX'ta e, 93 93.17 onun üzerinde de şurada gördüğünüz 94.85 ve yukarılara doğru e, dolar endeksi 97'li seviyelere doğru ataklar yapabilir. E, bu mümkün arkadaşlar. E, bu da şu an itibariyle aklımızın bir kenarında olsun. Yukarıya dan gelen düşen tren çizgisi e, tekrardan şu an test ediliyor 92.30 civarlarında. Ve bunun altına bir herhangi bir sarkma olmadıktan sonra dolar endeksi de yukarıya doğru değer kazanmaya başlayacaktır. Bizim içeriye geldiğimiz zaman dolar TL kurunda dediğim gibi arkadaşlar 7.60 ve 7.60 e, 7.60 7.74 bant aralıkları önemli olacak dedik bu hafta. Ve dediğimiz gibi tam noktasal olarak bu bant aralığı e, bugün itibariyle çalıştı. Şu an itibariyle 7.73 e, civarlarında e, dolar tl kuru gezinmekte. Yine <laughs> 7.74 bizim için önemli olacaktır. Merkez Bankası e, PPK kurulu kararlarına doğru bu 7.74 e, yukarı doğru kırılıp dolarda bir baskı oluşturulabilecek mi merkez bankası tarafından? E, bir merkez bankasını tekrardan faiz arttırma yönünde bir zorlamaya piyasa gidecek mi? Bunu da göreceğiz. Fakat 7.74 üzerinde fiyatlamalar dolar tl kurunda tekrardan başlarsa bu da dolar tl kurunu 7.97 seviyesine doğru e, yukarı imelendirmeye çalışabilir arkadaşlar. O yüzden dolar tl kurunda bu verdiğim iki seviye kısa da takipte olacağımız önemli seviyeler. 7.74 kırılamazsa tekrardan 7.60 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 7.74 üzerindeki kırılımlarda da 7.97 seviyesine doğru Merkez Bankası e, kararlarına doğru yukarı yönlü hareketler yaşamamız da mümkün. 7.60 e, önemli bir e, kritik destek seviyesi arkadaşlar. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararlarına göre bu iğme e, 7.51 aşağıda 7.40 7.51-7.40 civarına doğru e, eğer piyasanın beklentisi üzerinde bir faiz artışı yani 500 bas puan üzerinde bir faiz artışı gelirse e, o zaman bu dolar TL kurunu 7.35 7.40 civarına kadar da geri çekebilir. Fakat faiz Merkez, e, merkez Bankası'nın yapacağı vereceği kararı şu an hiç kimse bilmemekte arkadaşlar. E, onun için de biz ne desek kainliğe girer. E, bu faiz kararını bekleyip görmek ve ona göre de artık e, kendimize bir yol belirlememiz şart. Burada bizim stratejimiz ne olacak? Yapmamız gereken en güzel strateji 7.60 desteği kırılmadıkça yukarı yönlü pozisyonları korumak. 7.60 altında da 7.51 ve 7.40 seviyelerini kendimize bir baz seviye olarak belirlemek. Olacak kırılımlara göre de yatırımlarımızı buna göre şekillendirmek olacaktır. Merkez Bankası kararına kadar. Hemen altına geçelim. Altın Oğuz'ta. Evet altın dediğim gibi arkadaşlar ben yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyorum. Altın yine gene bir e, yükselen trendimiz burada mevcut. Sizlere en kısadan e, şöyle bir trend çizecek olursak bakın şuradan geçen bir trendimiz. Burası ne dedik? 1850 civarı. Bugün itibariyle burası 1873 oldu. Evet bu 1873 e, üzerinde altın ons kalmaya devam ettiği müddetçe Yukarıda en önemli 1894 direnci var. Bu 1894 direnci e, yukarı yönlü kırılabilirse, tekrardan bir e, yukarı yönlü kendini kanal açacak ve bu kanalda 1939 kanalı olacaktır arkadaşlar. Altın Ons'ta bizler bu seviyeleri takipte kalacağız. Altında ilk etapta ben 1939 seviyelere doğru yukarı yönlü hareket bekliyorum özellikle ons tarafında. Evet bugün itibariyle. 1865 seviyesi altın usta artık taban olmuş durumda 1864 altına salma, salmadıkça yukarı yönlü hareketler dediğim gibi beklentim dahilinde gelişmekte arkadaşlar 1867 1864 aralığı ve onun üzeri üzerinde 1894 seviyesi bakalım yukarıya yönlü kırabilecek mi arkadaşlar 1894 zaten yukarıya kırdığımız zaman bizler için 1939 seviyesi e, ons altın tarafında açılacaktır e, şeklinde yorumumda devam etmekte. Burası şurada bir 1850 yukarıda da kaç var? 1965 evet. Bakın burayı şöyle şu şekilde de belirleyebilirsiniz. Nasıl belirleyelim bunu? Yatay çizgi alalım. Bakın şimdi arkadaşlar şurası 1850 hemen bir yatay çizgi daha alalım. Evet teknik olarak sizler de bunu bir görün. Şurası 1965 tepesi diyelim. Bir yatay çizgide hedef seviyesinden alalım. Evet burası ne olur? 1850 desek 1950 100 dolar. 2050 2000 Evet şuradaki hedef seviyeyi bize gösterecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ons'ta en basitinden bir teknik olarak seviye belirleyecek olursak da Evet görüyorsunuz bu da orta vadeli onsta muhtemel bir seviye 1850 altına inilmedikçe yukarıda 1965 ve 2065 seviyelerine doğru ons altında yukarı yönlü hareketleri de görmemiz mümkün en basitinden baktığınız zaman ons altında her türlü yönün yukarı olduğunu görüyorsunuz o uzunda da yaptığımız ons altın çalışmamız zaten mevcuttu onda da bakabilirsiniz Gram altına geçelim hemen. Gram altındaki seviyeler. Evet, gram altında şu an 470 seviyelerinde fiyatlanmakta. <laughs> Bizler için gram altında 460 dedik. Kırılmadıkça bakın. 460 kırılmadıkça ne dedik? Hafta sonu 472 bir kanal aralığıdır ve bu kanal aralığı çalışır ve bugün itibariyle bu kanal aralığımız çalıştı. Şimdi 472 üzerinde kapanış yapabileceğiz mi? Bunu takip edeceğiz. Tabi bunun içinde stop bölgeniz 460 bölgesi olması lazım. Yani 460 kırılmadığı müddetçe yukarıda 472 takibinizde kalacak önemli seviye. Bu 472 seviyesi gram altın yukarı yönünü kırabilir. Bunu başarabilirse de yukarıda hedef 492 seviyesi olacaktır. Zaten 492 seviyesi üzerinde bir haftalık kapanış bu hafta görebilirsek bu hafta içerisinde. O zaman zaten gram altını e, tekrardan yükseliş trendi içerisinde görebilir ve 521 hedefini gram altında tekrardan bekleyebiliriz arkadaşlar bizlerin ilk etapta takip etmesi gerekecek 460 472 kanalı 472 kanalında yukarı kırdığımız zaman 492 bant aralığına doğru gram altında yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün bazı arkadaşlar aşağı yönlü de istemişler Evet 462 şuradan aşağı yönlü kırarsak da arkadaşlar işte o zaman 443'lü lü seviyelere kadar gram altında geri çekilme bekleyebiliriz. Fakat 460 kırılmadıkça aşağı yönlü kırılmadıkça yukarı yönlü hareketler beklentimiz olan beklentilerimiz halinde olması gereken yerlerdir. Hemen gümüşçü arkadaşları da bekletmeyelim. gümüşte bizler için. Hemen onsla başlayalım. <laughs> gümüş onsla bizler için önemli seviyeler nerelerde bunları bir bulmaya çalışalım. Evet gümüş ons. Gümüş ons'ta biz en son neler demiştik. Onu da bir hatırlayalım. Evet gümüş ons'ta bizler için 22.58 önemli demiştik en son. Evet 22.58 desteğimiz önemli demiştik. Şuradaki 22 desteğimiz. Bu 22.58 desteğimiz kırılmadığı müddetçe gümüşte yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde hala devam edecektir. 22.58 üstünde 23.88 yükseliş kanalımız olacaktır dedik. Evet 23.88 Şimdi 23.88 bizim için ilk etapta önemli bir destek haline geldi arkadaşlar. Gümüş Ons'ta. Gümüş onsla ki arkadaşlar şimdi 23.88'i e, takipte kalıyorlar. Bakalım e, bu aşağıya kırılmadığı müddetçe e, nasıl nasıl 22.58 desteğimizdi arkadaşlar geriden gelen. Bu kırılmadığı müddetçe yukarıdaki hareketleri takip ediyorduk. Şu an itibariyle de 23.88 bizim için önemli bir destek. Bu desteği takipte kalıyoruz. Bu destek kırılmadığı müddetçe yukarıda 25.19 19 bu 25.19'u test ettik e, gümüş ons'ta. Bunu takipte kalacağız. Şimdi 25.19'u yukarı kırıp kıramayacağımız önemli arkadaşlar. E, eğer ki 25.19'u gümüş ons yukarı yönlü zorlar ve kırabilirse buradan da ilk hedefi 26 dolarlar seviyesi olacaktır. O yüzden e, gümüş ons'ta bu seviye e, önemli 25.19'un kırılması. 23.88 üzerinde durdukça 25.19 23.88 kanal aralığı çalışır. 23.88 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe de yukarıda 26 dolar seviyeleri e, gümüş ons da yakından takip etmeniz gerekecek seviyeler haline gelir arkadaşlar. Hemen gümüş grama da bakalım. Bizler için gümüş gramdaki önemli seviyeler ne demiştik? Onları da bir hatırlayalım. Evet gümüş gramda 5.95 önemli dedik arkadaşlar. Ve bu 5.95'te tutunma oldu <laughs> gümüş gramda. Bu 5.95 üzerinde kanalımız neydi? 6.11 kanalı. Şuradaki 6.11 kanalı. Evet 6.11 kanalı takimizde olacak önemli bir kanal arkadaşlar. E, gümüş gram henüz olumlu bir seviyeye geçemedi. O yüzden 5.95 hala bizler için kritik destek bölgemiz. Bu desteğimizi takip edeceğiz. E, bu desteğimiz kırılmadığı müddetçe 6.11. 6.11 üzerinde de 6.38. Şuradaki 6.38 kanal aralıkları gümüşün gramında da takip edeceğimiz önemli aralıklar. Ne zaman zamanki 6.38 üzerinde... Ee, bu hafta içerisinde bir 6.38 üzerinde bir kapanış görebilirsek arkadaşlar işte o zaman tekrardan yukarı yönlü gümüş gramda da 6.83'lü seviyelere doğru bir ivmelenme yakalayabiliriz. fakat ilk etapta 5.95 sıkı takibimizde olacak önemli bir rakam. Yukarıda da 6.38 rakamı dikkatle takip etmemiz gereken gümüş gramdaki önemli seviyeler şeklinde değerlendirilebilir arkadaşlar. Evet bugünkü altın dolar ve gümüşle ilgili Analizimiz bu kadar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.